değerli belediye başkan yardımcım, kıymetli hocalarım ve her biri birbirine kıymetli hemşehrilerim, Süleymanpaşa Belediye'mizin konservatuarını hazırladı. Bu güzel gece hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle kıymetli hocama bir bilgi vermiş olayım. Dağmıköy Üniversitesi ile birlikte rektörümüzle uzun uzun bayağı bir üzerinde konuştuk. Allah nasip ederse Süleymanpaşa Belediyesi'nin konservatörü ile birlikte Dağmıköy Üniversitesi bundan sonra inşallah beraber çalışacaklar. Çok önemli bir şey. Biz çocuklarımızı sertifikalandırabilirsek Süleymanpaşa Belediyesi'nin yetiştirdiği çocukları da biraz daha alanda daha iyi yaptıklarını anlatabileceğimiz ortamlar, mecralar yaratabilirsek daha başarılı olacağımızı inanıyoruz. Biz bu konservatuarı inşallah daha da geliştireceğiz. Bundan kuşkunuz olmasın. Bu doğrultuda da yaklaşık işte 10 gündür konservatuarın tekrardan tamir, tadilat, bakım, onarımını gerçekleştirmekle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Çok kötü şartlarda çocuklarımızın eğitim aldığını gördük. İşte Ramazan ve festival bitsin hemen arkasından başlıyoruz dedik. Şu anda çalışmalarda start verdik. Rutubetinden vesaire gördüğümüz tablo çok böyle işler açısı değildi. Özellikle Salih hocam sağ olsun. Dediğim gibi gene yakaladım. Her seferinde aynısını söylüyor, doğru söylüyor. Ne zaman gelsem Salih hocam da mikrofon. Başkaları herhalde şarkı da söylemiyor, konuşmuyor dedim. Hocam neredesin hocam? Kuşkunuz olmasın. Kuşkunuz olmasın. İnşallah bu dönem ya da ne kadar yetiştirebiliriz bilmiyorum ama alanların tamamını elden geçireceğiz. Mümkünse öğrenci sayısının arttırabilmekle ilgili ne yapabiliriz ona bakacağız. Artık benim 3 tane evladım var, ellerinizi öper. Bu çocukların iPhone'dan, o bilgisayardan kurtulsunlar. Kendileri farklı yetenekleri, hangi dalda yetenekleri varsa geliştirsinler diye önlerini açmak mümkün olduğumuzun farkındayız. Sosyal belediyecilik dediğimizde bizim anladığımız gönül belediyeciliğinin içerisinde bu var. Hem sportif alanlarda hem sanatsal alanlarda biz bu çocuklarımızın önlerini açmamız gerekiyor. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu güzel topraklarda yetişen bu güzel çocukların çok daha iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Bir tanesi. Elbette şöyle, çok fazla kendi imkanlarıyla ayakta durabilen bir belediye istiyoruz. Bunu yaparken çocuklarımıza harcadığımız paranın hesabını yapmıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ama kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendini idame ettirebilen bir belediyecilik anlayışını da bu Süleymanpaşa'ya yerleştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da, bu imkanlar doğrultusunda da hem öğrenci sayısını artıralım, hem yaptığımız işler daha nitelikli olsun, hem de bütün Avrupa'ya, bakın tek bir İstanbul Marmara demiyorum, bütün Avrupa'da iddialı olalım. Bu konuda alçak gönüllü olmayacağız. Çünkü ben Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'mda hemşehrilerimin de neler yapabileceğini çok iyi bilen bir kardeşinizim. Yeter ki imkanlar verilsin. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bunda da inşallah başta Salih hocam ve diğer hocalarımızla birlikte biraz emek harcayacağız, biraz yorulacağız. Ama biraz önce başkan yardımcımızla onu konuşuyorduk. Mümkünse artık yurt dışında Tekirdağ Süleymanpaşa'nın tanıtılması ile ilgili, Türkiye'de tanıtılması ile ilgili hangi elimizde argüman varsa onu en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bu değerin, bu şehrin potansiyelinin herkes tarafından farkında olmasını istiyoruz. Ben biraz önce işte çocukları gördüğümde her biri birbirinden pıtır pıtır bakıyorsunuz. Pamuk verseniz gibi hepsi çıktı. Hepsi birbirinden güzeldi. Biraz daha fazla ilgi gerekiyor. Biraz daha fazla belki zaman harcayacağız. Gerekirse bütçe de ayıracağız. Ama inşallah eninde sonunda o kendilerinin o yeteneklerini keşfetmesine de fırsat arayacağız. Ben Süleymanpaşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerimize bize bir şans tanıdılar. Biz bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğimiz sözünü vermiştim. Bu doğrultuda da uğraşıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah konservatuar da bunların bir tanesi olacak. Hatta belki Marmara'nın en iyisi olacak. Ben çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Mezun olacak bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza inşallah bu dalda daha da kendilerini geliştirebilmeleriyle ilgili bu kardeşlerin üzerine düşen bir görev varsa ondan sonra ondan da emindeyim. Tekrardan bu güzel programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum. Salih hocama teşekkür ediyorum. Eyvallah. İnşallah bu ekip çok daha güzel organizasyonlarda bizi bir araya getirsin diyorum. Her iyi geceler.